Selam. Güney ben. Kendimizden bahsedeceğiz, değil mi? Vallahi ne diyeyim? Okulun en sağlam adamlarındanım. Basket takımının gülü. Çok yakın iki tane arkadaşım var, onlardan bahsedeyim. Biri Cenk, biri Serkan. İkisini de çok seviyorum ama... Yani Cenk biraz başka benim için ya. Böyle şişko mişko tatlı yanaklarını sıkasım geliyor. Okula gelip gidiyorum. Gezmeyi tozmayı seviyorum. Öyle her şeyi çok ciddiye alan bir tavrım yoktur. Ne bileyim. Ayıptır söylemesi. Hatta ne ayıbı ya, ayıp falan değil. Bir hayli zenginim. Bayağı bir param var yani, o yüzden pek sıkıntı çekmiyorum. Gezme tozma konularında. Bilmiyorum, izleyenlerin belki ilgisini çeker bu konu. Peki senin okulun en sağlam adamlarından biri başlayayım. Bunu sağlama. Gözü kara olmam ya. Bildiğin gözü kara olmam. Korkmam çünkü genelde pek bir şeyden. Üstüne gitmeyi severim. Hani diyorlar ya, delikanlılık çağı. Tam o çağın dibindeyim şu anda yani. Peki hayatta sahip olduğun en değerli şey ne? Aha, bir şey sorayım. Herhalde ailem, çünkü her şeyimi onlar veriyorlar. Onlar olmazsa herhalde sahip olduğum diğer hiçbir şeye sahip olamazdım. Cebimdeki paradan içinde bulunduğum bütün şartlara kadar. Kötü biri misin, iyi biri misin? İyiyim ya. Niye kötü olayım ki? Ne yaptım ki yani, hapse girmedim, birini öldürmedim. Her çocuk gibi yani, genç gibi, lise okuyan herkes gibi şımarmayı seviyorum. Kızlarla takılmayı seviyorum. Arada sertleşiyorsa kavga da ederiz. Bunların hepsi olan şeyler, niye olmasın? İki tane dostum var. Hı. Bu iki dostun sana ne veriyor ki, onlar senin dostun? Dostluk ne senin için? Bir kere çok karşı gelmiyorlar bana. Genelde sözüm geçiyor. Söylediklerimi onaylıyorlar. Biraz sanki tayfanın lideri gibi bir durum var. O da hoşuma gidiyor. Serkan tayfanın jönü. Kızlar hatta onu genelde daha çok seviyorlar. Bazen kuruluyorum ama severim gene de. Arkadaşlarım işte ya, zamanında tanıştım. Öyle geldi, öyle gelişti yani. Aşk. Ne aşkı ya? Çok erken değil mi, ne aşkı? Bilmiyorum ben. Yani öyle büyük büyük beylik sözler etmeye gerek yok da. Sanki o konu hakkında konuşmak için daha çok erkenmiş gibi. Ondan önce yapmam gereken bir sürü, tabiri caizse, piçlik var yani. O sahip olduğun en değerli şey olan ailen, şansın, kaybetsen nasıl olur? Bütün parayı, bütün aileni. Hiç düşünmedim, biliyor musun? Kaybetmem çünkü yani. Hani niye kaybedeyim ki? Nasıl kaybedeyim? Ne gerek var yani? Ne güzel var işte. Niye durup geri melankoliye bağlayayım ki kendimi? Sonuçta işte varlar. Her şey de güzel. Öyle bir şey olursa olduğu zaman gelişir kendiliğinden bir şeyler. Nasıl bir şey olacağımı kestiremem ki. Söyleyeceğim her şey yalan olur şu an. Hoca mı gelecek? Hangi hoca? Toprak Hoca. Tamam. Benim bu kadar söyleyeceklerim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.